Selamlar. Age of the Ring 6.0 çıktı arkadaşlar en sonunda. Şöyle ana ekrana geleyim. Bekleyiş son buldu. Çok heyecanlanmıştık. Çok heyecanlanmıştık bu güncelleme için. Bayağıdır bekliyorduk. En sonunda çıktı. Şimdi bakalım, inceleyelim. Ben size önce neler olup bittiğini söyleyeyim bu 6.0'da. Bir kere yapay zekayı Age of the Ring takımı çok geliştirdi. Hatta o kadar iddialılar ki. Ne kadar güçlü diye sorduğumuzda, hani mesela örnek veriyorum, Brutal'a karşı oynayacaksınız diyelim ki. Brutal artık ne kadar güçlü dediğimizde, artık biz bunları Easy, Medium, Hard, Brutal diye isimlendirmiyoruz. Yeni isimler ekledik ve Brutal'ın yerine gelen ismi Death March dediler. Ölüm yürüyüşü mü dersiniz, ne dersiniz artık, yanlış hatırlamıyorsam şeyi çevirisi öyle oluyor. Ve dediler ki bu yeni getirdiğimiz zorluk seviyesi Brutal'a eşdeğer olan, eline bir balta aldı geldi ve Brutal'ın kafasını kesti gitti. Hani o derece diyorlar. Brutal falan hikaye diyorlar yapay zeka konusunda. Şimdi göreceğiz birazdan. Bunun haricinde ne oldu? Birçok yeni map eklendi. Mirkwood eklendi ama Woodland Realm olarak geçiyor. Orman diyarı elfleri olarak geçiyor oyunda. Mirkwood eklendi. Bunlar kimler? Mirkwood işte Trundle, Legolas falan o tayfa. Hani biliyorsunuz elfler 3'e ayrılıyor genelde. İşte özellikle 3. çağda, Yüzüklerin Efendisi çağında. Ben şu an kayıtta mıyım? Evet. Şey, ne diyorduk? 3'e ayrılıyorlar. İşte Elrond'un tayfa var, Ayrık Vadi. Lothlorien tayfası var, Galadriel, Celeborn falan. Bir de Trondheim tayfa var, Kuytu Orman Elfleri. Bu arkadaşlarımız biliyorsunuz işte Legolas falan. Öksürüp duruyorum, kusura bakmayın. Şu öksürük bir türlü geçmedi, Baran mı oldum, ne oldum bilmiyorum. Evet, ana menü değişmiş. Önceden en son Dolguldur çıktığında daha farklı bir fotoğraf vardı biliyorsunuz. Arka plan müzikleri değişmiş. Oyuna girerken ki sinematik değişmiş. Şimdi solo play'den skirmişe gelelim bakalım. Şimdi bakın. Burada işte, ha bu arada sadece şey değil. Erebor da yenilenmiş. Erebor'u arkadaşlar en baştan, bildiğiniz en baştan almışlar böyle, demişler ki ya biz bu ırka ne yapalım, bu böyle olmadı, biz buna daha güzel bir şeyler yapalım. Bildiğiniz yeni bir Erebor yaratmışlar. Çok fazla hani toptan bir yenileme gelmiş Erebor'a. Yeni ırk diyebiliriz ona da. İkiye bölmüşler falan anladığım kadarıyla. O yüzden şey yapacağım. Ben Age of the Ring'in bu bölümlerinde hem size, daha doğrusu bu bölümde sadece Woodland Realm'ı, Mirkwood'u göstereceğim. Fakat bir sonraki bölümde de Erebor'u da göstereceğim tekrar yenilendiği için. Diğerlerine değinmeyeceğim. Bakın maplerle alakalı bir sürü geliştirme yapmışlar. Yeni mapler gelmiş. Her map'e yeni açıklamalar eklemişler ki bu muhteşem bir şey. Ben çok uzun zamandır istiyordum bunu. Örnek veriyorum. Forts of Aizen. Hepinizin çok sevdiği, benim tiksindiğim map biliyorsunuz. Şimdi bakın burada ne yapmış? Hem bu haritanın açıklamasını yazmış. Nerede olduğunu, nasıl bir yer olduğunu falan. Hem de orada böyle bayrakla ele geçirebildiğimiz yapılar var ya, onlardan hangilerinin olduğunu, in diyor mesela taverna. Hani bu gem üretebildiğimiz var ya, ondan varmış burada sadece örneğin. Hangi creeplerin, yani tarafsız yaratıkların olduğunu, troll ve worklar varmış burada. Ve de hangi bölgede bulunduğunu yazmışlar. Rohan'daymış Forks of Aizen. Örnek veriyorum, neresi olsun? Hypas'ı seçelim mesela. Bakın burada Signal Fire ve Outpost varmış. O sol taraftaki büyülerimizin bekleme süresini düşüren yapılar var ya, böyle alevli bir kule. Hem onun hem de Outpost, para veren bayraklı evlerden varmış burada. Mamut mu? Ne? Bir dakika. Bunu ben de yeni gördüm. Şok oldum şu an. Creep olarak Snow Troller, Kar Trolleri varmış burada ve mamutlar varmış. Mamut yani ilk defa duyuyorum. Hazards, Frostbite. Ha, bakın. Maplerin özellikleri de var. Mesela burada anladığım kadarıyla soğuk ısırığı diye bir şey eklemişler. Muhtemelen birimlerimiz hareket ederken bu soğuktan dolayı çok yavaş, milim milim böyle hasar alıyorlar diye düşünüyorum. İşte 1000 canı varsa sürekli o böyle her 10 saniyede bir gidiyor gibi düşünüyorum. 990. Veya tam Frostbite'in etkisini bilmiyorum şu an. Hani teoride bulunuyorum. Veya bu şey de olabilir. Yavaşlatma da olabilir. Birimlerimiz normal haritalara göre burası karlı bu arada. Burada daha yavaş gidiyor olabilir. Region Misty Mountains, dumanlı dağlardaymış burası da vesaire vesaire falan filan.
Şimdi yeni gelen bir ton map var. Bunları kendiniz incelersiniz. Discord kanalıma ekledim arkadaşlar şeyi, linki. Yine YouTube'a da eklerim muhtemelen. YouTube'da açıklama kısmına da eklerim Age of the Ring'in indirme linkini. Çünkü biliyorsunuz ben ne demiştim bu link olaylarında ta en başta YouTube'a başladığımda. Sadece kendi Middle Earth 2 ve Rise of the Witch King kurulumlarım. Yani benim uğraşıp bizzat hazırladığım o orijinal dosyalar demiştim. Onları kendi Discord'umda tutacağım demiştim. Çok böyle ortalığa saçılmasın, insanlar emeğimi çalmasın diye. Ama bu işte Age of the Ring, diğer modlar vesaire falan filan, bunları indirme şeyine eklerim. Açıklama kısmına eklerim. Çünkü benim bir emeğim bir şeyim yok. Ben linki alıp oraya ekliyorum. Onda hak iddia edemem. Ama kendi kurulumlarımı Discord'umda tutuyorum. Of, çok güzel mapler var. Aman aman aman. Bakın bunlar hep Harad'la gelecek ya, şimdi bir sonraki ırk Harad olacak bu arada, Haradrimler. Biliyorsunuzdur o tayfayı. Onlara hazırlık bu yeni gelen maplerin çoğu. Şimdi ne yapalım? Bakın yapay zekaya gösterelim. Peasant, köylü. Soldier, asker. Kaptan, işte kaptan, komutan. Deathmatch, bu da ölüm yürüyüşü dedim hani. Şu easy, medium, hard, brutal gibi düşünün. Biz ne yapacağız? Soldier alacağız. Soldier alacağız. Ya da hard mı alsak? Hadi hard alalım. Captain alalım. Bakalım ne kadar zormuş. Şunu 4000 yapalım. Bunu da 1000 yapalım. Custom hero'ları kapatalım. 100 hero'ları olsun. Şu iki kişiliklerden güzel bir map seçelim kendimize. Burası yeni mesela. Yenilerden seçeyim istiyorum. Size de yeniyi göstereyim. Mesela burası da yeni. Ama Rohan'daymış. Rohan mapleri çok klasik olur genelde. Forts of Karnan. Burayı hatırlıyorum. Yenilenmiş burası bakın. Bunu biz turnuvada kullanmıştık. Bu da yeni. Başka neler var? Bu da yeni. Çok ilginç mapler gelmiş. Şurası çok zor bir map bu arada. Hani arkadaşlarınızla birebir oynamak isterseniz falan. Deneyin burada bir oynamayı. Burası acayip zor bir map. Yani birebir oyunlar için en zor gördüğüm map olabilir benim burası. Ama işte burada da şey var. Seçtiğiniz ırka göre bazen haksızlık olabiliyor. İşte yanlış hatırlamıyorsam burada şey yoktu. Ağaç yoktu. Ağaca dayanan, ekonomisini ağaçla sağlayan Isengard gibi kuvvetli örgü. Ve onun çocuklarının yuvası buradaymış. Mirkut'un en derin, en karanlık köşelerine sahipmiş burası anladığım kadarıyla. Signal Fire ve In varmış. In olması iyi. Oradan neler çıkartabiliyoruz onu da gösteririm. Sis varmış haritada aynı zamanda. Rowanion'da bulunuyormuş. Creepler de örümceklermiş. Şimdi biz buraya geçelim. Karşımıza Dolguldur alalım. Gri yapalım onu. Biz de yeşil olalım. Güzel. İlk defa oynayacağım. Şunu Soldier mi yapsak acaba? Çok övdüler şimdi yapay zekayı. Ben de bir tık tırsmadım değil, açık konuşayım. Çünkü ırkı da ilk defa oynayacağım. Yani bu oyuna ilk defa başladığınızı düşünün. Daha önce hiç oynamamışsınız gibi düşünün. Bunu ilk defa oynayacağım ben. O yüzden acaba Hard'a karşı afallar mıyım diye düşünüyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Neyse ben garantiye alayım. Sonra bir daha kayıt almak zorunda kalmayayım. Amaç burada size tanıtmak zaten. Rekabetçi maç yaptığımda söz veriyorum. Deathmatch'a karşı oynayacağım. Sözüm var.
Şimdi. Tamam, her şey hazır. Bu arada lütfen videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız, ben sık sık Middle Earth videoları çekiyorum ve sık sık farklı oyunlar da oynayıp kanala atıyorum. Buralardayım. Abone olun kanala, çok güzel olur benim için. Onun haricinde söyleyecek bir şey var mı? Discord kanalıma beklerim. Katılabilirsiniz. İnsanlar orada beraber oynuyorlar, birlikte oynuyorlar. Ben de katılıyorum ara sıra işte. Kurulum linkleri, videoları vesaire her şey orada. Yaklaşık 500 kişi olmak üzereyiz galiba Discord kanalında da, beklerim. Tamam, başlayalım. Oo, müziği kapatmayı unutmuşuz. Gelsin telifler. Aman ya, boş ver. Hadi bakalım nasılmış. Görelim bakalım. Telefonda şarja takayım. Olsun bir an. Allah. Evet, map güzel. Map beklediğim gibi. Bir tık yakın sanki. Ya da ana ev gerçekten çok büyük. Ha, bu adamlar sanat yapıyorlar. Şu ana evin güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bir bakın. Ya bak, nereye kadar işlemiş görüyor musunuz? Bu adamlar sanat yapıyor. Bakın şuna kadar işlemiş bak. Bak lambayı görüyor musunuz? Şimdi bakalım. Greenwood Vineyard. Neymiş bu? Popülasyonumuzu 50 arttırıyormuş. Para da veriyormuş. Muhtemelen burası geliştirme evleri. Şunlar da normal para evleri. Hunting Shrine. Avlanma tapınağı gibi bir şey bunlar. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Feridir üretmemizi sağlayalım. Şu arkadaşlar. Tanesi 150. Bunlardan 4 grup üretelim. Aynı zamanda burası Silvan birimlerinin, Silvan piyadelerinin daha doğrusu ücretini düşürüyormuş bu para evleri. İki tane de %5, üç tane de %10 falan diye öyle gidiyor yazıyor zaten. Silvan Clearing. Silvan birimlerini üretiyormuş. Bu Silvan demek arkadaşlar, kara elf demek yanlış hatırlamıyorsam. Valinor ışığını hiç görmemiş elflere deniyor. Bunlar tek birim olarak çıkıyorlar bakın. Avcıymış bunlar. En fazla 5 tane çıkıyormuş bunlardan. Yürürken görünmez olabiliyorlarmış. Altta da açıklaması yazıyor. Tarihiyle alakalı, yani oyunla alakalı değil alttaki. Bunların kim olduğuyla alakalı. Onu da sonra okuyacağım size. O tarz şeyleri. Onlar artık fanfics olaylar. Hero'larımıza bakalım. Tauriel çıkartalım. Galion, Feran, Radagast, Grimbeorn, Legolas ve tabii ki Trundle. Elf kralı. Şuraya yapalım. %44,4 yeri güzel halinden. Bu arkadaşların da tipini bir görelim. Bakın şöyle de. Şimdi bunların bir tane art tipi var. Okuyacağız. Bakın şurada Tower Dream'ler var. Neymiş bunlar? Okçu bunlar muhtemelen. Burada da Sigil Mater diye telaffuz ediyor. Orman halkı yazıyor burada sadece bunlarla alakalı. Bunlar da hançerli savaşçılarmış. Hançer kullanıyorlarmış. Sur var mı? Sur yok. Sur yok arkadaşlar. Aynen. Problem. Yapay zekaya karşı oynar kendimizi. Şimdi bakın. Şunlar da orman halkı. Bunların da geliştirmeleri falan var. Hepsini, her şeyi okuyacağım. Bu da Baraka, bakın modelini görün burada. Muhteşem. Yine harika. Etrafında tabii ki koruyucular geziyor. Bunların aktifi neymiş? Bu arkadaşlar. Ferelirler.
Düşman öldürdüklerinde para kazanıyorlarmış pasif olarak. Eğer aktife basarsak 30 saniye boyunca görünmez kalıyorlarmış. Ama saldırırlarsa görünmezliklere gidiyormuş. Yani basit bir görünmezlik o skill'lere ilk baştaki. Bunlar da okçu kuleleriymiş. Şunlardan yapmaya başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü birazdan saldıracaklar. Bunlar da bakın hançerli savaşçılar dediğimiz yakın dövüşçüler. Bakın hançerleri gerçekten çok hoş. Güzel. Şimdi burayı 2 level'a basalım. Bu arkadaşların 3 level'da açılan bir aktif skill'leri daha varmış. 5 saniyelerine rakibi sersemleten bir tuzak koyuyorlarmış yere. Creep'lerde etkisi yokmuş, yani tarafsız yaratıklarda. Ve suda çalışmıyormuş. En altta da 2 level'da açılan bir pasifleri varmış. Elf birimleri savaşta değilken, yani savaşmıyorlarken yavaş yavaş canlarını yeniliyorlar. Bu arkadaşlarda da geliştirmeler 2 tane sadece. Sylvan metali, çeliği pardon. Ve de tabii ki sancak. Düşman geldi. Uf, şunların menziline bakar mısınız? Nereden vuruyorlar? Bunlar ne yapıyor? Ben söyleyeyim baştan. Evet, bunların menzili %100 azaltılacak. Böyle bir dünya yok. Bak, buradan buraya vurmaz. Hani şu az değil, anladınız mı? Bak, adamlar nereye gitti? Hero bile nereden vuruyor bakın. Bu arkadaşların menzili azaltılacak. Onu ben söyleyeyim. Menzili azaltılmazsa bile en azından hasarları düşürülür. Gerçi çok vurmadılar şu anda. Dengesiz bir hasar görmedim ama yine de düşürürler sanırım. Çünkü çok uzaktan vuruyorlar. Şu feredeler. Bıçakçı arkadaşlarımızın 2 level'da açılan Evasion isminde, Ekarte isminde sanırım çevirisi buydu galiba, bir skill'leri var. Kısa süreliğine Sylvan birimleri %25 zırh kazanıyorlarmış, %15 hız kazanıyorlarmış ve de asla yere düşürülmüyorlarmış. Bunlara da bakın Sylvan okları verebiliyoruz. Fletching'in şu an şeyini hatırlamıyorum. Tüyleri sanırım. Okların şeyini arttırıyormuş, hasarını arttırıyormuş. Okçularımızın da aynısı var. Bir de bakın bunlarda 3 level'da kısa süreliğine düşmanları sersemleten güçlü atışlar yapabiliyorlarmış. Hançercilerde hançerlerde kısa süreliğine kanama gibi bir efekt yapıyorlar 3 level'dan sonra. Aktif skill bu şeylerde. Hançercilerimizde. Yani buna bastınız. Skinning knives. Saldırttınız. Sonra geri çektiğiniz birimleri karşı tarafa hala minik minik hasar almaya devam edebilirsin. Of, bunlar çok problem. İnanılmaz büyük problem bunlar. Hemen Trandu'ya da basalım. 4000 onu beklemiştim ben. Bir de hero var burada bakın. Yok, değilmiş. Evet, bunlar tekrar bu tarafa gelecekler. Bunların hepsini okudum. Şimdi gelelim Tauriel'e. Tauriel'in pasifi var. Yanındaki Sylvan birimleri %25 görüş açısı, saldırı menzili, %25'te daha fazla tecrübe kazanıyorlarmış Tauriel'in yanındayken. Ayrıca bir saniye. Ayrıca eğer 3 level olursa Tauriel, yanındaki Sylvan birimlerinin yetenekleri %25 daha artıyor oluyor. Yani şunun gibi şeyler işte bu bahsettiklerimiz. Tekrar düşman geliyor. Burada vazgeçtim, öyle yapmayacağım.
We must look elsewhere. I am at the king's command. Keep us in sight. Into the elf. 100 years is a mere another in the light of an elf. Şurayı iyice sağlamlaştırıyoruz çünkü buraya hedef alıyorlar biliyorsunuz. Oo bakın kırmızı beyaz daha doğrusu karışık. İlginç oklar. Ve her kulede bakın 3 tane okçu var arkadaşlar. Yok 2 okçu var. Bakayım. 3 doğru görmüşüm. 3 okçu var her kulede. İçine bir tabur adam sokabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. What elves love best, the light of the stars. We cannot let the darkness descend. The elven king's domain grows. Ready your tools. Building supplies coming. Tauriel'in skill'lerini okumaya devam edelim. 3 level'da Tauriel çağırıyormuş. Bir alanı seçiyormuş. Aman evet, yüklü geldiler. Şunlar da telemeter. Bunlar da neymiş? Mızrak da birimlermiş. Onlar da çıkarmayacağız şu an. Gerçekten görüyoruz. Sağlam girdiler. Bakın gösterelim. Tauriel'i çağırıyormuş. Hareket edemiyormuş bunlar ama kaldıkları yeri koruyorlarmış. What elves love best, the light of the stars. The miscreants of the bridge. There is no escape. Our duty lies amongst the trees. I will end you. Die, thing of shadow. Sylvan Rangers ready for orders. Victory is within our grasp. They threaten our sanctity. Şimdi mızraklardan da çıkartacağız. I will end you. Ön tarafta savaşabilecek birimlerin gitmiş. Tranduil'ın liderlik skili var. Yanındaki birimler %50 zırh kazanıyorlarmış. Eğer buna basarsak aynı zamanda geyiğine binebiliyormuş şu an diyor. Tauriel'in 4 level skili açıldı bakın. Bunları hareket ettiremiyoruz dediğim gibi Tauriel'im. Bunları Tauriel'e çağırdı. Well of Wine. Şarap. Uf, bu ne kadar güzel bir şey. Biraz fazla şey yaptım kusura bakmayın. Şarap çeşmesi. Etrafındayken birimlerimizin canı dolu. Yapalım. Evet. Mızraklı birimlerimiz çıktı. Bakın onlar da şöyle tiplerini gösterelim size. Durdurabilirsiniz videoyu isterseniz. Bunların da evasion skill'i var ve geliştirmeleri var. Tauriel'in 4 level skill'i. Yanındaki piyadeler %20 hız kazanıyorlarmış. Koşma hızı klasik bildiğiniz hız. Burası 3 level oluyor. Şurada yine hançerli arkadaşlarımız geldi. Büyülerimiz 10 olmuş. Şimdi. İlginç. Anladığım kadarıyla yerden bir ağaç çıkıyor. Çıkıyor bunu bastığımızda. Etraftaki düşman birimlerini dağıtıyor. Ve de ağacın yanındaki bizim birimlerimiz görünmez oluyor. Bu da sisi açıyormuş. Herhangi bir duman, sis bir şey varsa orayı açıyormuş. Görünür hale getiriyormuş. Ve de 3 tane Silvan avcısı çağırıyormuş. Bu da müttefik birimlerimize kısa süreliğine %50 zırh ve %50 hasar kazandırıyormuş. Ben şunu merak ettim. Bunu alalım. Tauriel'in 4 level'ını söyledik. Bakın şarap çeşmesi de böyle. Çok güzel gerçekten. Etrafında da böyle kırmızı güzel bir aura veriyor. The elven king's domain grows. Building supplies coming. Where should we build?
A fair sight indeed. Burası 3 level oldu. İyice gelişti artık. Arka tarafta da okçu kulesi oldu oranında. Gvairohin diye okunuyor sanırım bu. Bunlar da galiba binekli birimlerimiz arkadaşlar. Bunlar geyiğe biniyorlar sanırım. Göreceğiz şimdi. Çok sağlam bir ordu geliyor. Aman aman. Adam çağıralım şöyle. What elves love best, the light of the stars. They have begun their assault. I will end you. There is no escape. Bakın buna bastık. Herkes yeşil yeşil oldu. Hızlandılar şu an. Tauriel sayesinde. I will end you. There is no escape. Bir kulemizi indirdiler orada. Sylvan Outriders prepare for duty. Marauder'ların hasadını biliyorsunuz. Bu arkadaşlar. Yapılarak karşılık çok fazla. Tamam, gelişimde. Evet, o dediklerimde söylediğim gibi şeylermiş. Geyik binicileriymiş. Neredeler bakalım. Yok, geyik değil. Ya, binekli olduklarından farklı çıkmış. Ama bunlar ata biniyorlar. Geyik değil. Şöyle görüyorsunuz. Atlı okçular. Durdurabilirsiniz gibi. Bunların da at ustalığı adında. Aman aman, ne yapıyorsunuz? Hemen bir Legolas basalım. Bakın, orada bir tane ant var. Onu indirmemiz gerekecek. Bana bir problem var. Kısa süreliğine ikili pançerlerini kullanmaya başlıyormuş Tauriel. %33 fazla hasar kazanıyormuş ve de alan hasarı bulmaya başlıyormuş. Kaçıyor yani şu an. Problem niye kaçıyor ki? Yapay zeka güzel bir araçlar süresiz gibi. Yani eski Age of Turing yapay zekası değil, onu söyleyeyim. Bakın bunların skill'lerini de otomatiğe alabiliyorsunuz. Bir tane daha işçi bastım. Legolas çıkmak üzere. Ama işçiden dolayı bloklanırsa eğer işçiyi iptal edeceğim. Gerek kalmadı ya da bitti neredeyse. Şu atlı okçular, evet, onlardan daha fazla basmayacağım. Tauriel'in aynen son skill'i, 5 level skill'i, şu sonuncuyu okuyalım. 8 level'da Tauriel haritada istediği bir yere ışınlanıyormuş arkadaşlar. Legolas geldi. Our scouts have sighted the enemy. There is much to do. Build up this land. The realm is under attack. We must safeguard our resources. What elves love best, the light of the stars. The elven king's domain grows. There is work to be done. It is time to build. When do we have people to become stronger than us? We go into the wild. There is no escape. Die thing of shadow. Bakın bıçaklarına geçirdik Tauriel'i, entey olduk. Ama kurtaramayacaklar bu kadar para evine. Zaman değil. Bir tane daha varsa kurtardılar. There is no escape. We have a new structure. Legolas'ımız öldü bile. Ne? Böyle bir şey olabilir mi ya? The lookout is ready. Die thing of shadow. Yok arkadaşlar, gerçekten fark var. Elektrikler falan yollamaya başladı. There is work to be done.
Beorning Lodge. Bakın şurada şöyle bir şey var. My bow is pledged to the Elven King. We must protect our lands. I'm ready. Hadi bunu yıkalım. Buraya Beorning Lodge yıkalım. Zaten yıkılacak. Yapamıyoruz. Sığmıyor. Şuraya. Building supplies coming. Work to be done. It is time to build. There is work to be done. Şu da Royal Barracks. Buradan elit birimleri üretiyormuşuz. Elit mevcut birimleri. Daha fazla yakın dövüşçü lazım bize. Şunu alacağız şimdi. Bunu aldığımız zaman ana evimizin etrafındaki birimler %33 hasar, %20 zırh ve de %50 daha hızlı tecrübe kazanıyorlarmış. Ayrıca hero'ların ücreti %15 azalıyormuş. Hero'ların üretim hızı %15 artıyormuş ve de işçilerin üretimi %20, ücreti %20 azalıyormuş. Burayı iyi ki sağlamlaştırmışız. Bakın nereden sağlamışızlar. Sözde yapay zeka. Orayı indirecek onlar, yapacak bir şey yok. Kingdom expands once again. It is our fight. We have a new structure. Follow my lead. Building materials. What else love best than light? Entlerden nefret ettim gerçekten. Of, gelen alırsın. My bow is pledged to the Elven King. They have ambushed us. The forest calls us Elven spears. What else love best the light of the stars? Where should we build? Bu arkadaşı öldüremiyorum. There's a well of wine, it seems. Is that really all you've got? Revel in the heirlooms of our people. Sylvan spears awaiting victory your command. Is within our grasp. Trespassers to ours. I was just waiting my turn. Royal Barracks'tan ikinciyi yapalım. Building supplies coming. I'm ready. Normal barakadan. Ya hangisiydi? Şu. Coming through. Ready your tools. Bir de buraya. Build up this land. Need to allow evil to become stronger. Gerçekten çok fena saldırmaya başladılar. Legolas'ı tekrar basalım. Üç tane Feridir ölmüş. To the Elven King. Into the Elven King's domain. We go into the wild. At last. You die, thing of shadow. Victory is within our grasp. We have discovered a signal fire. There is no escape. Oh, Sauron geliyor. Commencing the hunt. Revel in the heirlooms of our. Bu da Sindar zırhı veriyormuş seçtiğimiz birimlere. Die, thing of shadow. Repel these invaders. Get down. You cannot win. The Elven King's domain. Seçilen birimler birbirlerine karşı düşman hale geliyorlarmış. Our structures. They are ruining this shadows. A new structure in this place. Okuyacağız tam olarak. Şu an okuyamıyorum. Sauron'la uğraştığımızdan dolayı. Odayında. You cannot enter here. Arka tarafı şunlar kaçmış. Where should we build? It is time to build. Trespassers to arms. It is our fight. Seek out the hidden paths. Keep to your marks. The enemy draws close. Defend our structures. There is work to be done. Thranduil'in hazinesi 25 popülasyon veriyormuş. Şöyle yapalım. Bu da kuşatma şeylerimizi buradan çıkartıyoruz. Siege alanı. Kuşatma alanı. Siege ground. Bakın bu Sindarin zırhı artı %20 zırh kazandırıyormuş.
5, 7 ve 10 level'da bunun alanı artıyormuş, büyüyormuş. My bow is pledged to the Elven King. We built another lookout. I'm merely resting my eyes a moment. We have further refined our structure. We cannot let the darkness descend. Sylvan Wardens, standing ready. Şimdi bakın buradan Megill Herders hanesi 800. Kılıç ustasıymış bunlar. Mızrakçılara karşı güçlülermiş. Bir tavır bastık. We have a new structure. Our kingdom expands once again. The realm is under attack. Sellar'da çok fazla para veren şey var ve biz bunların hepsini çözemedik çünkü o kadar para ödeyebileceğimiz yok. Ama çözeceğiz. Greenwood Warriors, ready for orders. The enemy draws close. Al işte gelene. Tıklanmıyor da. They have entered our domain. Bu alanın içinden geçen birimler aynı zamanda %25 yavaş değil, yavaş yavaş hasar alıyorlar. Let none pass this way. Victory is within our grasp. Crimpled Torturer diye bir kralı orada hatırlarsınız. Pursue them. Sylvan Shivors, my bow is pledged to the Elven King. Yine bana seki oldu. When did we allow Elven to become stronger than us? Must be protected. Şunlar da... Ha yok. Remain hidden. O şey kılıççılar nerede? Ha bunlar. Megill Herd'de. Bakın bunlar. Elit kılıççılar. Şöyle. Videoyu durdurabilirsiniz. %33 zırh kazanıp %40 hız kaybettikleri ve oklardan alınan hasarı %33 azalttıkları bir de duruşları var. I'm ready. There is work to be done. They desecrate our hunting shrine. There is much to do. There is work to be done. Canım sıkıldıkça kule yapma durumlar. It is our fight. Büyülerimiz 22 olmuş. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bunu alalım. Bunu söylemiştik. Merak ediyorum nasıl bir şey. The realm is under attack. We've entered our domain. Aynen tahmin ettiğim gibiymiş. Bildiğiniz bağış çıktı bir tane. 750 canı var. Etrafı sisi yok etmiyor. Sis yapıyormuş tam aksine. Ve bu sis sayesinde bizim birimlerimiz görünmez oluyorlar. Şaka mı bu? Nereye ne yollar şimdi? Koşun koşun. Şuradan bakın, bunlar da spam birimlerine karşı güçlülermiş. Bunlar da mızraklılar sanırım. Elit mızraklı birimler. Bunlar da elit okçular. Bunlar da elit mızraklılar ama hero'lara karşı da güçlüymüş. Bunlar böyle göreceksiniz tiplerini, anlayacaksınız ne demek. İki tane kule indirirler şuradan. Yani şu Dolguldur'un birimlerinin gücü. Gerçekten asla. Bu ne şimdi? Building supplies coming. Orada niye fereler? My bow is pledged to the Elven King. Bakın bunlar da. Never underestimate a wood elf. Şeyli olanlar, uzun mızraklı olanlar dediğim gibi. Bunlar da spam birimlerine karşı böyle güçlüler. Greenwood Arch, ready for air for yourselves. Wood elves love best the light of the stars. It is our fight. My bow is pledged to the Elven King. We cannot tarry here. None but the Elven King. Bunlar da elit okçular bakın göstereceğim şimdi size. When did we allow evil to become stronger than us? Trespassers beware. Çok güzelsiniz gerçekten. Elven influence spreads once more. We have sworn to defend Brandwill's hall. Odaklanması üzerine adında bir aktif skilleri var.
I'm merely resting my eyes a moment. Build up this land. I'm just resting my arms. They have begun their assault. I am at the king's command. Keep to your marks. There is much to do. We cannot let the darkness descend. Mankini. Get down. Siyah okutuyorlar. Bunların sersemlik noktası siyah. My bow is pledged to the Elven King. Nerede o sonradan çıkanlar? Şunlar da bakın. Bu şu arkadaşlar. Elit mızrak kalkan demiştim. Dondor'un şeyleri var ya, elit mızrakları. Akajin koruyucuları, onlar gibi düşünün. Böyleler. Bayağı iyiler. Bunların da kalkan duvarı skilleri var. %40 hız kaybediyorlarmış. Asla yere düşürülemiyorlarmış. Ezilmeye karşı daha dayanıklılarmış. %30 zırh kazanıyorlarmış. Ve bineklere karşı da, binekli birimlere karşı da %60 zırh kazanıyorlarmış. Bayağı iyiler. Son olarak bundan Radiant neymiş? Riders. Bunlar da binekli birimler sanırım. Kılıççılara ve okçulara karşı güçlüymüş bunlar. Tanesi 1000. Şimdi burada yapmadığımız ne kaldı? Para veriyormuş bu da. Tünel sistemine sahipmiş. Yani goblinler gibi tünel sistemi de varmış bunlarda Mirkurt'ta. Ağaçların yanındayken görünmez oluyormuş burası aynı zamanda. Ve en fazla 4 tane yapabiliyormuş. Ben yapmadım da kendim. Şunlar da yeni çıkan bakın. O elit atlılarımız. Geri kaçalım şuradan. Bunlar kalsın sadece. Yine çok iyiler. Bunların da bir düzen değişimi var. %15 hız kazanıyorlar, %15 hasar kazanıyorlar, %15 zırh kaybediyorlar. Şu şekilde. Ya da böyle. Bunlara kalkan alabiliyorsunuz. Mızraklardan ve oklardan alınan hasarı %25 azaltıyormuş bunların kalkanı. Bakın elleri hazır duruyor zaten. Şimdi oraya kalkan gelecek. Evet, aldım. Ama onu alamazsınız. Çünkü orada kuşatma verimi. Open the gate. Our watch is unwavering. Wouldn't it be allow evil to become stronger than us? They dare enter the Elven King's domain. I have building supplies. Bakın yaptık. Şöyle bunlar tünel sistemi aynı cüceler gibi, goblinler gibi. Mirkwood'un da şeyi var. Tünel sistem var. Eğer şunu alırsanız ne yapıyormuş bu? Bir tabur hapishane muhafızı çağırıyor. Tabii ki bunu göremiyoruz çünkü anında yapıştılar gördüğünüz gibi. O yüzden arka tarafta kanı göstermek için para vermesi de olur. There is work to be done. The realm is under attack. Bir de Orofer şeyleri var bakın. Şöyle. Orofer heykelleri var. 10 popülasyon kazandırıyormuş, hero'ların ücretini azaltıyormuş ve de etraftakilere liderlik pontu kazandırıyormuş. Burası da kuşatma silahlarının olduğu yer. Bakın burada balistası var sanırım bunların, elflerin. En fazla 6 tane çıkartılıyormuş ve de klasik koçbaşı var. Şunu da okuyacağım.
Bu arkadaş da Greenwood Vineyard. Bakın yapmıştık oyunun başında. Ben burayı geliştirme şeyi sandım. Değil. Alamıyoruz bir şey. Bonus veriyormuş sadece bu. Yani bonus farklı normal para evlerinden. Bu da Greenwood birimlerinin ücretini azaltıyormuş. Öte yandan bunlara bakarsak Sylvan birimlerinin ücretini azaltıyor. Buradan da bakın Trandyol'un hazinesinden sancağı alıyorsunuz, Sylvan çeliğini alıyorsunuz ve de Sylvan özel oflarını alabiliyorsunuz. Şunu satın alalım. Başka göstermediğimiz ana ev yapabiliyorsunuz. Bunu gösterdik. Okçu kulesini gösterdik, bunu gösterdik. Kuşatma, hazine, Royal Barracks. Beorning Lodge'u açıklayacağım şimdi. Silent Crane, Baraka, Greenwood Vineyard, evet. Şunun içini göstermedim size, bakın modeli bu şekilde. Unfurl the Elven King's banners. Gerçekten muhteşem. We serve at the Elven King's court. The prison guards have arrived. Every barrel. Our duty lies amongst the trees. Do not waste our time. They stole the defense. The Greenwood must be protected. We will safeguard this realm. Raise our forest as good as we are ready for any march. Elves of the Greenwood, enjoy Don't yourselves. Don't let him get away again. We must protect our lands. My bow is pledged to the Elven King. There is no escape. They attack our structures. What elves love best the light of the stars? The Elven King will want it brought to him. I am at the King's command. It is our fight. We researched the Sylvan Flesh. Seek out the hidden parts. The Watery. The Greenwood must be protected. Keep to the trees. Bunlar mı galiba? They won't see us. March against the trees. Ama korkuyorlar şu an. We serve at the Elven King's court. We shall have vengeance. Salın orayı, götürün yüzüğü şuraya. Do not let them see you. Keep to the trees. What elves love best the light of the stars. We will keep this land safe. Building supplies coming. Building materials. The one ring shall have the last word. Bilbo çıkıyormuş. Çok da bir muhabbet. Yine bir Ant hanımı yollamış. They threaten our sanctity. Düşman. Bakın Prison Guards, bunu satın almıştık. Şimdi bir tabur burada çıkacak. Gördünüz. Bunlar, okçu bunlar. Silah değiştirebiliyorlar. Bu alanın içindeki düşman birimleri %33 az hasar vermeye başlıyorlarmış ve %33 yavaşlıyorlarmış. I will see if you do not be afraid. None may enter the Greenwood but by the King's consent. Remember to inspect each and every barrel. Strike now! Darvo! They seem to fight them all for now. The question is not to ask this way. I am at the King's command. I will find my mark. I go on then. Bunları gösterdik. Bunların hepsini gösterdik. They threaten our sanctity. Defend our structures. Back to the shadow. Şuraya şey yapmadık. They are harassing our buildings. Güzel, bu arkadaşlar çabuk çabuk görüyorlar. The enemy is near. My bow is pledged to the Elven King. Where are they coming from? King's command. Ana evimize bakın, sadece iki tane şey yapabiliyoruz, yapı yapabiliyoruz. Okçu kuleleri ve balistalar.
arka taraflara da balista yapalım. Geliştirelim. Ana evimizin etrafındaki verimlerin canı doluyormuş. Ama geliştirmeleri böyle yavaş yavaş alacaktım. Büyülerimiz 28 olmuş. Bir tane elf yön tarif eden taş çağırıyor sanırım. Ve bu taş birimlerimizi bir yere ışınlayabiliyormuş galiba. Şimdi bakın böyle. Böyle bir şey geldi. 750 canı var. Şurada bir skill var. Şimdi ben mesela... Şunları seçtim. Ne yaptı? Aa çok iyi. Çok iyi. Ama tünel sistemi var. Bu var. Biraz fazla güçlü olmamış mı sizce de bu nokta kuma? Gördünüz mü ne yaptığımı? Bu taşı herhangi bir yere koyuyorsunuz. Ondan sonra bu taşın skilliyle bütün birimlerinizi bir anda taşın yanına getiriyorsunuz. Yani benim burada base'im var. Ben gittim taşı buraya koydum diye. Şuraya bir yere. Bir anda bütün birimlerimi oraya ışınlayabilirim. Yani düşmana reaksiyon süresi bırakmıyorsunuz neredeyse. Çok güçlü. Gerçi diğer takımlarda da, diğer ırklarda da buna karşılık gelebilecek çok güçlü şeyler var. Haklarını yemeyeyim şimdi. Enjoy yourselves. %33 ezme hasarını azaltıyormuş bunlar. Hero'larımızın skill'lerini farkındayım, okuyacağım. Hepsini okumadım. Bakın, ana evimizin etrafı şöyle. Okçu kuleleri, her birinde 3 tane var. Balistalar da şöyle. The Greenwood must be protected. The enemy draws close. My bow is pledged to the Elven King. Bu arkadaşları bir hareket ettirmeyelim. Sancakları görün. Never underestimate the Wood Elf. Böyle. We must protect our lands. House Spears at your command. House Spears at your command. The Greenwood must be protected. Bir de kılıçları gelişecek şimdi. Şöyle. Ağır zırh veremiyorsunuz bunlara. %50 atak hızı kazanın. Atak hızı. Bakın bu arkadaşlar atak hızı kazanıp %25 zırh kaybedebiliyorlar. Böyle bir özellikleri de var. Yine saldırmak zorunda kaldığımız durumlardan biri. Çünkü Ant yollamış. Thorin'in tüm skillerini okumuştu. Şimdi ne yapacağız? Thorin'i şuraya bir yere ışınlayacağız. Geldi. Kılıçlarını aldırıp hemen şu Ant'e yollayacağız. Repel these invaders. Tam bir assassin tavrı. Düşmanın sağlam bir okçusu var mesela? Öldürmek istediğiniz bir şey mi var? Veya amacı? Yolla tavrıyı da arkaya. Doğru sanırız. Tabii ki peki sınırlı oldu. Burada ekonomi beni iyice azaltmaya başladılar. Ya bu iyi değil. Build up this ready land. Fair sight indeed. We must safeguard our resources. They dare challenge our might. What elves love best the light of the stars. The forest calls us home. Ana evimizin etrafına şu şeyi alalım. Neymiş bu? Yıldız ışığı ziyafeti sanırım. Bunu yaptığımız zaman ana evimizin etrafındaki birimlerimizin canı dolmaya başlayacak bir şey başlayacak. Bakın bu da neymiş? Yanlarındaki bütün Mirkwood birimleri %10 zırh kazanıyormuş. En fazla %50'ye kadar. Şunların da bir pasifi var. Sürekli devam eden aslında ataklar, saldırılar %5 arttırıyormuş bu birimlerin şeyini, hasarını. %25'e kadar stackleniyormuş. Bakın yıldız ışığı geldi şöyle aynı yazıda gibi. Bu da ana evin yakın dövüşten aldığı hasarı azaltıyormuş. İmparatorun koruması. Bu da ne yapıyormuş?
İmparatorun koruması adında bir skill'i açıyormuş. Bu skill'de kullanıldığı zaman ana evin etrafındaki geniş bir alanı, yani bu ana evin kendisi ve etrafındaki geniş bir alan içindeki bütün yapılar kuşatmaya, aleve ve büyü hasarına karşı %150 zırh kazanıyormuş. Bu da Sylvan Garrison. Bunu İngilizcem yapıp görelim. Şunun kilidini açıyormuş, o kadarını anladım. Bir şeylere okçular yerleştiriyormuş, parapets. Ama bu parapetsin ne olduğunu anlamadığım için şu anlık pek yorum yapamadım. When did we allow evil to become stronger than us? I am at the king's command. The fortress has been improved. Şimdi bunu aldığımızda da ana evin etrafındaki ürünler %33 hasar kazanıyorlarmış. Gilded Guard'ların, Gilded Muhafızların ne olduğunu bilmiyorum. Gilded İngilizce çevirisini tam bilmiyorum. Onların kilidini açıyormuş. Tauron borusunun, borusu büyüsünün kilidini açıyormuş. Bunu kullandığımız zaman ana evimizin etrafındaki birimler %50 zırh kaybediyorlarmış. Ve de korkup kaçıyorlarmış. Yine savunma sistemine özel bir şey. Gilded Guards dedikleri de bunlar bakın arkadaşlar. En fazla bir tabur çıkıyormuş bunlardan tanesi. 2000 Gilded Guard of Lascalen. Bunları kullanabilmeniz için şunu almış olmanız gerekiyor. Tribute to Orane. Hero'larımızın hepsini bastık. Şimdi bakın şurası da... When did we allow evil to become stronger than us? Birimleri bir şey okuyacaksam tam tersi yöne gönderiyorum ki oyunu kastırmasın, oyun kapanmasın. Biliyorsunuz bilgisayarla hiç alakası olmayan oyun eski bir oyun olduğu için Middle Earth'teki oyun motoru yorulduğunda bir süre sonra oyun kapanıyor halinden. Böyle bir sıkıntı var. Bakın bunlar erken oyun birimleri. Woodman Hunters. Bunlardan çıkartacağız. Birazdan bu benim orduyu örmeye yapacağım. Druid of the Oaken Order. Bunlar da destek birimleriymiş. En fazla 5 tane çıkıyormuş. Şunlar da yapılara ve bir piyadelere karşı güçlüymüş. Bunlar da Burning Berserkers. Ayıya dönüşebilen arkadaşlarımız sanırım bunlar. Bu da para evinin daha fazla, bu para evinin daha fazla para vermesini sağlıyormuş. My name. Hero'larımızı getirelim şöyle. Burada minik örümcekler var. What's the matter? Sadece hero'ları yollayacağız şu an savaşta. We shall not be conquered. March against us. Like pathetic weak. Şimdi Thranduil'un tüm skillerini açıklamamıştık. Nerede? En son bununla kaldık. Aman aman. Orası ne öyle? Bastım bu flash'ta ama Gandalf'ı çağırabiliyor burada bu arada, hatırlarsınız. Dönüştü. Gandalf süreli. Gandalf'ın bütün skillerini burada şey yapalım, kullanalım. Oo. Tamam, ordumuzu geçelim. Şu an ihtiyacımız var. It seems they have yet to learn their lesson. We must protect our lands. Who taught you to? The woodland realm burns. Careful! Over here! There is no escape. We are carrying the one ring. You must be ready. Quicken up! I have building supplies. Buradaki kulelerin hepsini talan ettiler. There is work to be done. The place is not fitting. I have building supplies. We must look elsewhere. Swords, enough of this. They keep them at bay. Bjorning Honeymead, please. Hey,
My bow is pledged to the Elven King. We must stay together. The realm is under attack. A wizard is never big. This way! Bu da yakındaki okçuları %20 menzil ve hasar kazandırıyor. Şu da şimdi göstereceğim. Allah Allah, ben bunları niye hatırlamıyorum? Yeni eklenmiş bunlar. Unburied White. Gömülmemiş şeyler. Neyse, bitiyor süresi. Bitmeden basalım. Bir yapamadım. Birazdan yaptığımız. O zaman bakmadan şöyle şey yapayım. Korkuyorum çünkü acaba oyun kapanır diye. Bunlardan en fazla bir tane bulunabiliyormuş bu arada. Güzel. Bu denge. Okey. Thranduil'ın az önce kullandığım skill arkadaşlar. This will not do. None but the Elven King may command us. The enemy draws close. What elves love best, the light of the stars. The Elven King's domain grows. I was just waiting my turn. We must look elsewhere. Building supplies coming. There is work to be done. There is much to do. To arms. Bu ne yapıyormuş biliyor musunuz? Thranduil kısa süreliğine bir level, yani 5 level pardon ilk açılımda %15 hız ve %50 zırh kazanmış. Eğer 6 level ise %15 hız, %15 hız, %50 zırh, %15 hasar kazanıyormuş. 7 level'da Thranduil kalıcı olarak %25 zırh kazanıyormuş. %15 hız, %50 zırh, %25 hasar kazanıyormuş kalıcı olarak. 8 level'da bunlara ek olarak %50 hasar kazanıyormuş. 9 level'da %75 ezilme karşıtlığı direnci kazanıyormuş. 10 level'da %15 hız, %50 hasar, %75 ezilme direnci kazanıyormuş ve de hiç hasar almıyormuş. Aynen, hasar almıyormuş kısa süreli anladığım kadarıyla. Once again, we have a new grow. Building material. Ben adamın base'ine giriyorum, o geldi. Mid'ime göre gayet iyi bu arada arkadaşlar, yapay zeka. Gerçekten iş var yani. Bir saniye. They march against us. There is much to do. It is our fight. The king will expect a report. Birimlerimiz hala savaşıyor. Şunların da %25 hasar ve menzil kazanıp %50 hız kaybettikleri güçlü bir büyüleri var. Save the builder, quick! I have building supplies. Begun. Gonna hide. I am at the king's command. The forest calls us home. Hazır adamlarımız ölüyorken şunlardan basalım, göstereyim size. Bunlardan basalım. Umarım kapanmaz. Uf, ana eve bak. Şey, base'e bak adamların. Of 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 of. Abi, yapay zekada gerçekten coşturmuş Age of Conant arkadaşlar. Dedikleri kadar varmış. Büyülerimiz 36 oldu. Oo, keşke en başta bunu alsaymışız. 60 saniye boyunca bütün öldürdüğümüz şeylerden para kazanıyormuşuz. Ve müttefik birimlerimiz %15 hız kazanıyormuş. Thranduil'ın ünlü ziyafetlerinden birini çağırıyormuş. Etrafındaki birimler %50 zırh kazanıyorlarmış ve yavaş yavaş iyileşiyorlarmış. Seçtiğimiz alanın içerisindeki düşman birimler liderlik bonuslarını kaybediyorlarmış ve %66 yavaşlıyorlarmış. Yes, they will die. Get out of my way. Hareket de ettirebiliyormuşuz. Bakın bu ziyafet şeyini. Mesela şöyle. Bakın şunlar. Woodman Hunters. Oduncu avcılar.
everything. Building material challenge. Check this way. Might. You the realm is under attack. Balta kullanabiliyorlarmış ya da ok kullanabiliyorlarmış. 30 saniye boyunca hedef hero ya da birim bu avcılar tarafından işaretleniyormuş. O işaretli hedef %50 fazla hasar alıyormuş bunların saldırılarından. Av köpekleri verebiliyormuşuz bu arkadaşların yanına. Druidler tarafından yapılmış özel cephane verebiliyormuşuz oklar. Bu da Woodman kaptana veriyormuş onlara. 2 level yapıyormuş bu arkadaşları. Erken oyun için müthişen birim oldu. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bakın. Kasın bakayım. Köpekler bile saldırıyor bakın. Çok iyi. Baltaya geçiyorum. Balta da daha böyle bilenmiş güçlü baltalar verebiliyorsunuz. Is on. The Beornings will see to this land safe. Grab your axes. Who are you and what do you want? Come here, boy. Mind the bakın balistalarımız şunlar. We shall lead the woodmen to cross. Bunlar da koç başları. Şunlar da 3 tane bakın Beorning Berserker. Bunlar da 3'lü çıkıyorlar. Pasifleri var. Dövüşmüyorken canlarını çok hızlı yeniliyorlarmış. 3 level'da menzili hasara karşı %50 direnç kazanıyorlarmış. 5 level'da kontrol edilemez bir savaş öfkesine bürünüyorlarmış. Asla yere düşürülemiyorlarmış. Koşma hızları artıyormuş. Zırhları artıyormuş. Hasarları çok fazla artıyormuş. Ama kontrol edemiyormuşuz onları bu süreçte. Yani savaşın ortasında batacaksınız. Bunlar da bakın Druid of the Oaken Order. Meşe düzeninin druidleri. Anladığım kadarıyla tam bir şey. Düşman birimlerin hızını %5 azaltabiliyorlarmış ve %25'e kadar çıkıyormuş bu. Yapılarında zırhını %5 azaltabiliyorlarmış, %5'e kadar çıkıyormuş. Destek birim bunlar. Bakın bunlara farklı farklı geliştirmeler verebiliyorsunuz. Bakalım. Blessing of Alderaan. Eğer bunu alırsanız müttefiklerinin canlarının bir kısmını yenilemelerini sağlayan bir geliştirme yapmış oluyorsunuz. It is our fight. My bow is pledged to the Elven King. Bakın nerede şu an? Bastık, bakın canlısı. Bunu alırsanız bir böyle ward alanı ekliyormuş. Yapıyormuş. Evet, Stein'i şu an. Onun içindeki müttefik birimler %33 zırh kazanıyorlarmış. Bunu alırsanız kutsal bir ağaç çağırıyormuş. Ve bu ağaç yok olana kadar öyle kalıyormuş. Yok olana kadar kalıyormuş ve para veriyormuş bu ağaç. En fazla 5 tane yapabiliyormuş. Victory is within our grasp. Ağaç taşıyor. Bu da bir tane hero'yu seçiyormuş bu druid, ona %75 zırh, %25 hasar kazandırıyormuş. Wow, bayağı iyi. Bakın burası da 15-15 veriyor, gerçekten çok iyi süreli. Yo, süresi de yok, yıkılana kadar kalıyor. I'm up to 17. Gelelim Legolas'a. Legolas bıçaklarına geçebiliyor.
Ya da bakın şöyle tipini görün. Uf, çok iyi olmuş. Legolas bıçaklarına geçebiliyor ya da okunu kullanabiliyor. Ok kullanıyorken ikili oku var. Twin Arrows. İkiz oklar biliyorsunuz bunu. Mirkwood'un prensi. Hedef aldığı okçulara iyi bir şey kazandırıyormuş. Tecrübe kazandırıyormuş. Eğer 6 levelsa Legolas, yanındaki müttefik birimler korkusuzluk ve %25 görüş açısı kazanıyorlarmış. Görüş menzili, pardon. Bunu bastığımızda delip geçen oklar kısa süreliğine Legolas düşmanlarının zırhını göz ardı ediyormuş ve hedeflerinin her vuruşuyla, yani Legolas'ın her vuruşu hedeflerinin zırhını %40, pardon, hedeflerini %40 yavaşlatıyormuş. Cücü arkadaş. Bu da Legolas'ın kısa süreliğine ya da kalıcı olarak bilmiyorum Gimli'yi çağırmasını sağlıyormuş. Biliyorsunuz Gimli ve Legolas çok iyi arkadaşlar. Kitapta falan da yazar. Hatta en son Legolas Gimli'yi alıyor. Belki bilmeyenler vardır. Şeye götürüyor. Valinor'a götürüyor. Böylelikle Gimli Valinor'a giren ilk cücü olmuş oluyor. Legolas sayesinde. Şu Tower Trio'yu basalım. Şunu basalım. Biliyorsunuz kalkan beri oynamıştık. Aa bakın bastık. Kelebekler çıkmaya başladı her taraftan. Bu da o boru. Milleti korkutup kaçıran ve ana evin etrafındaki birimlerin %50 zırhını düşüren. Ooo çok güzelmiş. Harika bende. Mordor hatırası. Thranduil'in Mordor hatırası isminde bir büyüsü var. Ooo bakın Beorningler bunları bile eziyorlar koşarken. Arkadaşlar şurası erken oyun için Beorning Lodge gerçekten muhteşem. Yani Mirkwood şu ana kadar gördüğüm kadarıyla hem erken oyunda güçlü hem geç oyunda güçlü. Ekonomisi de hiç fena değil. Ölme yavrum. Kaç kadar. You have sworn to defend King Thranduil's hall. Get out of my way. The Gilded Guard have come to your aid. They will die. We cannot let the darkness descend. An artifact's memory. Aa bakın bu geyikliler çıktı sonunda. Şuradan çıkan 2000'likler var ya tavarlı. Geyikli birimler bunlarmış arkadaşlar. Bakın bunlar elit birimler. Hatta bir oyun birimler. Bunlar üstün üstü yani. Ellerinde baltalar var. Geyikler bayağı şekil. Active skill'leri var. Call of the Wild. Yabanın çağrısı isminde bir skill'leri var. Yanlarındaki bütün hero'lar %15 hasar kazanıyormuş. %15 hız kazanıyormuş. Ve de %15 zırh kazanıyormuş. Pasif bu. Hero'larınızı da birlikte kullanıyormuş. Bu neymiş? Reaping Blades. Aldıkları hasarın bir kısmını, bir yüzdelik bir kısmını karşı tarafa yansıtıyorlarmış. Örnek veriyorum. Gelip bir tane hero bunların bir tanesine 100 vurdu. Onun bir kısmını, kaç olduğu yazmıyor, geri yansıtıyormuş bu arkadaşlar. Pasifmiş bu. Eğer aktif olursa, yani bu arkadaşlar 3 level olduysa ve aktif olarak bunu kullanırsanız Reaping Blades'i, bu skill'i, kısa süreliğine karşı tarafın zırhını yok sayıyormuş bu arkadaşlarımız. Buna bastığınızda 6 level'da kısa süreliğine %40 hız, %50 zırh ve 100 zırh kazanıyorlarmış ve de düşmanların arasından rüzgar gibi geçiyorlarmış. Öyle yazıyor. Şu okçuların pasifleri de var. 2 level'dan itibaren. Ha yok. Can yenilerini söylemiştim. Legolas'ın 10 level skill'inde okuduk. Thranduil'in Mordor hatırası okuyalım. Thranduil'in etrafındaki bütün birimler Thranduil kara, o kara diyarın hatıralarıyla çevreleniyormuş. Etrafını sarıyormuş Thranduil'in o hatıralar. Thranduil'in etrafındaki bütün birimler çok korkuyorlarmış, hasar alıyorlarmış. Liderlik bonusunu kaybediyorlarmış. %50 az hasar vermeye başlıyorlarmış.
Bu büyü aktifken Thranduil hasar alamaz hale geliyormuş ama hareket edemezmiş. Yapay zekaya bak. Medium Sword'da şaşırtma yapıyor bana. Allah Allah. Şunu yıkacağız. Bunun yenisini yapacağım çünkü uzağın yere. Bütün birileri bir anda oraya ışıklayacak. Egolos olduk. Galion. Şimdi bu arkadaşa bakın. Bunun bir pasifi var. Öfkeli Sauros. Vineyard'ların ve Wells of Vine'ların yani... Yok o değil. Evet Vineyard. Bunların ve de şunların kısacası şarabın yanındayken bu sarhoş arkadaşımız %33 hasar kazanıyor. Yani siz erken oyunda bir taktik vereyim mesela size şu an keşfettim. Bu para evleriyle Vineyard'larla oynuyorsanız ve bunları sağlam şekilde savurmak istiyorsanız birimlerinizde onların yanında tercih edebileceğiniz hero Galion olabilir çünkü para evlerin yanında ek olarak hasar kazanacak. Bunların noktada duruşmuş bu arada. Galion'un bir skill'i daha var. Mirror War. Neymiş bu? Yanındaki müttefik birimlerin canını yeniliyormuş. 9 level'da, 6 level'da daha fazla artıyormuş. Bu 9 level'da daha da fazla artıyormuş. Böyle. Büyülerimiz 31 olmuş. İnanılmaz bir ok yağmuru yazıyor. Aynen böyle. İnanılmaz değil ama abarttıkça abartmışlar. Bakalım. Gerçekten çok iyiymiş. Güzel. Sağ olun. Gimli'yi çağırdık. Süreli olarak geliyormuş Gimli. Tipini görün. Hemen şöyle böyle. Gimli geldi. Yarışa başlasınlar şimdi Legolas'la. Balta fırlatması var Gimli'nin. Şöyle. Gördünüz. Sinirlenmesi var. Yok. Değil. Balta değiştirebiliyormuş. Gimli eğer Bali'nin baltasını kullanırsa, çift başlı bir balta bu. Ya da Gloyne'in baltasını kullanabiliyormuş. Bali'nin baltası daha fazla zırh veriyormuş Gimli'ye. Ve de alan hasarı vurmasını sağlıyormuş. Gloyne'in baltası hız veriyormuş ve de atak hızı veriyormuş. Biz şu an Galion'un bir diğer skill'i etrafındaki müttefik birimler %75 zırh %75 zırh kazanıyorlarmış 3 level'dan itibaren. Galion çok iyi arkadaşlar. Çok yüksek bir şey bu. Ama %25 hasar kaybediyorlarmış. Tamam yine de güzel. Alan 5 level'da ve 7 level'da artıyormuş. Bu da düşman birimlerin birbirine saldırmasını sağlıyormuş. Bunu okumamıştık bakın. Bunların aktif şeyi de varmış. Bu aktif olduğun zaman Call of the Wild yaban çağrısını kullandığınız zaman etrafındaki müttefik birimler her öldürdüklerinden para kazandırır. There is no escape. This kind is cheap. Buna bastık. Şöyle. Hold your ground. Stand fast. They have begun their assault. What does the king command? Bu arkadaşların Elf Dayanıklılığı isminde bir skill'leri varmış. %60 zırh kazanıyorlar yarı düşürümden karşı. Direnç kazanıyorlar ama %40 zırh kaybediyorlarmış. Hız kaybediyorlarmış.
Raise your shield. Soldier class. Neyse, canları gitmiyor abi. O kadar sağlamlar. Bunları birbirine saldırtıyoruz şu an. Yani saldırtacağız. Yes, they will die. Bu arkadaşı henüz okuyamadan ölmeyen bir kaç. Büyülerimiz 35 olmuş. Bu ne? Nasıl okunuyor bu ya? Etheld ordusu geliyormuş. Furumgar tarafından komuta ediliyormuş bu. Son of Furumgar. Yok, değişik bir şey. Ya biri tarafından kontrol edilen bir ordu geliyormuş. Ben bilmiyorum bunu. Lights go out. Işıklar söndü. Işıklar sönsün. Neyse artık. Düşmanın karanlık, yağmur, ışık, kar vesaire ne varsa hepsini iptal ediyormuş. Düşman birimleri %25 görüş kaybediyormuş. Menzil kaybediyormuş. Tecrübe kazanma hızı kaybediyormuş ve de hasar kaybediyormuş. Basalım. Oyun karardı bak. Son bir kere daha gerçekleştirelim. Sonra girdiğimizde bitireceğiz artık. Okçularımızı geri çekeceğim sadece. Onlar vermesin. Şu benimle orada savaşı görsen de olur. Never underestimate a wood elf. The enemy is out there. They desecrate our hunting shrine. They dare enter the Elven King's domain. It is our fight. Scatter into the trees. Let's repel these invaders. Get down. Die, thing of shadow. Tauriel'den kaçacak kadar hızlı bakın. Ama yakaladık. Vur kızım. I will end they threaten our sanctity. The eye of the enemy is moving. None may enter the greenwood but by the king's consent. Never underestimate. None may enter the greenwood but by the king's consent. We are ready for anything. Not noemnes. Kimde kaldık? Nedim Dagor, hen Uriir Othar. I am at the king's command. Feren. Bu arkadaşımızın tipini gösterelim size. Şöyle bir arkadaş. I do believe that's the enemy. Kalkan çarpması mı denir buna, ne denir? Düşman birimleri yere düşüren güçlü bir vuruş yapıyormuş, saldırı yapıyormuş. 5 level'da hasarı ve alanı artıyormuş bunun. To me. Of, bu ne, kaç bir çarpı? I do not need your service. Kaç bir çarpı? Erken oyun için bu adam da çok iyiymiş. Bayağı bir çağırmış. 3 level'da... 3 level... Sadece Taurcim çağırıyormuş normalde. 3 level olduğunda ek olarak mızraklılar çağırıyormuş. 6 level'da daha da gelişiyormuş. 10 level'da Tamas Tirin'lerden bile çağırıyormuş. Onlar da... Şimdi lan. Onlar da şunlardı. Aynen. There is no escape. I'm at the king's command. Bu da borusu. Oo, bakın. Bu da iyi. Bir tane müttefik yapımıza kullanıyormuşuz bunu. Oradan üretim hızını arttırıyormuşuz. Herhangi bir şey çıkartıyorsak. Şöyle yaptık mesela. İkisini birden yapmaya çalışıyorum ben. Kurnaz gibi tutuğunu. Ama dibine mi gitmesi lazım? Evet, onu oraya götürmeniz gerekiyor kullanması için. Kullandırdık. Ha, bakın daha hızlı çıkıyor. Stand, the elves of last gallant. Okay. Tamam. Başka nesi varmış? 7 level'da düşman bir hero'yu yerine sabitliyormuş ve o hero bütün hasarlardan %33 daha fazla hasar alıyormuş. Bütün saldırı. Radagast'ımız var. Evet, fine selection. There is no escape.
Have we run out of wine? We have sworn to defend King Grandwill's for the Elven King. Remember to inspect each and every barrel. My bow is pledged to the Elven King. Be sturdy, feline! Our watch is unwavering. We cannot let the darkness descend. Stand, elves of Lasgallen. Radagast? Neymiş bu? Sabit durduğu sürece görünmez oluyormuş pasif olarak. Ve de seçilen alan içindeki birimlerimizin 30 saniye boyunca görünmez olabilmesini sağlıyormuş. Radagast'ın yanındaki oduncular ve Beorningler %75 daha hızlı tecrübe kazanıyormuş. Pasifmiş bu. Aktifi ise seçilen düşman birimleri kuşlar tarafından saldırıya uğruyorlar galiba. %50 görüş açısı ve %66 hız kaybediyormuş ve zamanla hasar alıyormuş bu birimler, düşman birimleri. Kuşlar tarafından saldırıya uğrayanlar yapalım. Evet, böyle. Bu da Faithful Guardian. Etrafındaki birimleri kısa süreliğine sersemleten bir saldırı yapıyor zamanında da gazetelerinden göreceğiz şimdi. 8 level'da sersemletme süresi artıyormuş. Yani normalde 2 saniye sürecekse 3 saniye olması gerekiyor. Şuna yap bakalım. Ya da böyle yap. Ooo güzel. We cannot let the darkness descend. Defend our structures. This land must be kept safe. The Greenwood is. Radagast'ın pasifi var. Radagast sürekli olarak etrafındaki müttefik hero'ları ve birimleri iyileştiriyormuş. Canlarını dolduruyormuş. 10 level'da da büyük bir alanın içindeki düşman birimlerinin hepsini hayvana dönüştürüyormuş. Yani hepsine bir anda sekatı dönüştürüyormuş. Son olarak Grim Beorn. Beorn'un oğlu. Pasifi var. Etrafındaki Beorninklere %33 zırh sağlıyor. Eğer aktif olarak kullanırsak bütün orkların ve varkların korkup kaçmasını sağlıyor. Güçlü adam. Etrafındaki her şeye ağır hasar vermesini sağlayan saldırı yapıyormuş. Grim Beorn level atladıkça daha da güçleniyormuş. Böyle bir şey. Şuradan şu orduyu çıkaralım mı? Mesela buraya. Hurungar ve ordusu. Aa, attılar. Demek böyle ha? Strike down every last one. Watch out! Here, my friend. Drink this. My bow is pledged to the Elven King. Hurungar'ın pasifi. Etrafındaki müttefik birimden %33 hasar, zırh ve %50 daha hızlı tecrübe kazanıyorlar. Ayrıca korkusuzlar. Ve de ateşe karşı da dayanıklılarmış. Aktif skili var. Seçtiği müttefikler tecrübe kazanıyorlarmış, level atlatıyor. Bu da güçlü bir menzili atakmış. Şöyle uzaklaştıralım, uzaktan atlayalım. Görünmez bir şey. Hop. Aynen ya. Sonra onunla savaşın bakalım. Grim Beorn 10 olmuş. Soulkeeper sisteminde bir şey var. 850 kaynak değerinde bir sandık kazanmak için herhangi bir müttefik binaya yapılabiliyormuş ve o binanın etrafında yanına gitmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. 850 şey yapan, kaynak veren hazine çıkıyormuş. Ama yaptığımız, pardon, herhangi bir para binası. Herhangi bir yapı para binasına. Ama o yaptığımız para binası, para yapısı, para evi, ne derseniz artık, 30 saniye boyunca şey vermemeye başlıyor. Para vermemeye başlıyor. Doğal olarak.
3 tane Burning çağırıyormuş. Seçtiği bir yapıyı veya Fio'yu korumaları için kendisini çağıramıyor. Mesela Radagast'ı seçtik. Radagast'ı korusun abi. Burning'ı çağırıyor. Kontrol edemiyorum. 10 level'da pasifi açıldı. Artık kalıcı olarak her vuruşu düşmanları yere düşürüyormuş böyle. Aktif olarak kullanırsak 90 saniyeliğine ayıya dönüşüyormuş, %25 hasar kazanıyormuş, %50 zırh kazanıyormuş. Ölme, ölme. Öldü. Düşen bir olabilirse tekrar çıkartalım. On level sıkıntı bulaşıyoruz. Ölüleri çağırdı Tramlio resmen. Hatıraları, Mordor hatırası bu oluyor galiba. Etrafındaki her şeyi şu an yok ediyor. Oyunu bitirmeyeceğiz bu arada. Evet, oyunu bitirmeyeceğiz. Daha göstermediğim büyüler var. Ayıya dönüştürelim diyor ayağına. Kocaman bir ayı oldu. Stormul'la savaşıyor şu an. Öldürdü onu da. Helal olsun. Çok da hızlı. Çok da hızlı. Gidim ben. We serve at the Elven King's court. You owe him your allegiance. Gimli'nin bir de atlama skili var, az önce söylemeyi unuttum. Gimli'yi yollayalım çünkü şu peşleyenlerin hepsini mahvetsin. Be wary, the enemy is near. Time to fight. Bilbo tekrar çıktı. Bilbo'yu biliyorsunuz taş atıyor veya kılıç kullanıyor. Yüzüğü takıp görünmez oluyor. Düşmanların birbirine saldırmasını sağlayabiliyor. Pasif olarak yanındaki müttefik birimler geniş büyük bir alandaki %50 hasar kazanıyorlar, %50 zırh kazanıyorlar. İki kat hızlı tecrübe kazanıyorlar. Ve de birimlerin ve hero'ların büyülerinin %25 daha hızlı olmasını sağlıyor. Bayağı bir buff diyor yani herkese. Gandalf'ta bakın. Bunları biliyorsunuz. Şey yapıyor. Ne yapıyordu bu? Beynim durdu. Yanan kozalaklar yok. Değil. Dur, o değil. Ne yapıyordu lan bu? Siz niye yürümüyorsunuz oğlum? None but the Elven King make me ready for anything. Behind the walls. They fall like wheat. Gimli hala orada savaşıyor. Gandalf'ı yollayalım. Gösterelim skillerin en iyisi. Büyülerimiz 44 olmuş. Sadece şu ikisi kalmış. Onları da göstereceğim şimdi. Şu Ant arkadaşımızı bir yok edelim. Şu da havai fişek dalgası. Ha bu buydu. Oy çok güzel. Bu da yürüyüş alın atlar. Kimseyi öldürmüyor ama herkesi sersemletiyor. Böyle. Savaş kanlı. Şunu da çağıralım. Uf, Gandalf çok Brandir'in 10. skill'i inanılmaz gerçekten. Hiç beklemedim öyle bir şey. Şimdi bize ne lazım? Bir tane in lazım. O da köşelerde bir yerdedir muhtemelen. Burada in vardı çünkü hatırlıyorum. Şurada var bizim. Koşun bakalım oraya. İnden neler çıkıyor onu da göstereceğim size. Bu arkadaşlarımızı haritanın derinliklerine yolladık. Buralardaki neler var? Aa bakın buradan. They dare challenge our
easily. You then. Get out of my way. You have nothing to fear. The realm is under attack. Forward, an assault! How may I survive? The land must retrain a larger force. At your disposal, the miscreants are one with the forest. Siz şu entali. They have entered our domain. Hareket edemiyor bunlar, okay. Tamam, önce ente halledin, sonra oraya. Bunlar balta kullanıyorlar ya, o yüzden ente çok iyi vuracaklarını biliyordum. This land is known to us. The greenwood lies under our protection. Our woodwork is no second time to none. To waste. Our watch is unwavering. Remember to inspect each and every largest bow in all the greenwood. They attack our structures. Hadi burayı alın da komut vereyim. Only the finest leader is racking. Trespassers, to arms. Evet, buradan bakın. Warriors of the Kinlay isminde mızraklı birimler çıkıyor sanırım. 300 ücreti. Tüm birimlerimizi savaşa yollayacağım şimdi. Birimler ölürken bir yandan ben de şey yapacağım. Buradan bunlardan çıkartacağım. Hatta şöyle yapalım. Bir kısmını da oradan yollayalım. Mesela... It seems they have yet to learn. Tangaro hide! Letho ifili! Let the darkness descend. Strike down this darkness! The enemy stay draws your close. In Arnhem's memory. Yes, they will die. İki büyümüz için de yeterli var şimdi. White Stack isminde bir şey çağırıyormuş. İyi şans için bir işaret yazıyor. Bu da Orome'nin Büyük Avı isminde bir şey. Düşman birimler. Bir alana yapıyoruz bunu sanırım. Düşman birimler. Alanın içindeki düşman birimler. %50 zırh, %50 hasar kaybediyorlar. Hero'lar. Bizim müttefik hero'larımız. Bütün büyüleri tekrar doluyor. Sıfırlanıyor. İki defa kullanabiliyorsunuz yani. Bunu kullandığınız zaman. Ve de canlarının bir kısmı doluyormuş. Bütün müttefik birimler bu alandaki, savaş alanındaki düşmanı kısa süreliğine ezebilirmiş. Okçularınız bile belki de. Bütün müttefik binekli birimleriniz %50 zırh kazanıyorlarmış şeylere karşı. Mızraklılara karşı. Yani bunu savaşırken savaş alanına kullanacaksınız. Bu da bir şey çağırıyor. Ne çağırdığını, ne kadar güçlü olduğunu, neler yapabildiğini henüz bilmiyoruz. Savaşırken kullanıyoruz. Grandiol gerçekten çok güçlü bu arada. Bir olması da gerekli olan Grandiol. Letting dagger. Where the witch enemies they consider this swordsman. Our lives for the Elven King. Stand fast! Raise your shields. Do not fall. Good luck, Valor. You have sworn to the Greenwood. Randwill's halls. Hold your ground. Fight as one. Bu arkadaşların canını götürebilen aşk olsun. Darso! Put them down. Trespassers beware. Keep to your marks. Stay to your post. Tangaro hide! Such is the nature of evil. Trandil'i hiç iğne bindirmedim lan. Bindirebiliyorum. Burada da abi. Bu nasıl? Bunu atladı lan. O kadar çok şey var ki unuttum. Ha, %25-75. Sen bir ayıya dönüş bakayım. The lords of the Sindar have arrived. No further. Hadi iptal edersin. Kullanıldı mı bu? Evet. Hem kimseye hayvan yapın hem de kullanmayın. Bunu çağıralım, neymiş bu? Bu arada şunu okudum zaten, basalım. Şöyle bir alalım. Aaa, bembeyaz bir geyik.
sevmiyor. Düşmanların bütün saldırılarına karşı dokunulmazmış bu Ethereal ama millete ezebilirmiş. Ha bu şey olmamış, tamam kullanabiliriz. Bakın şöyle. Böyle ezebiliyor. Ha gayret. Ezdiklerini de öldürüyor bu arada Lika. Pasifi varmış. Ne? Etrafındaki müttefik birimden %300 zırh kazanıyormuş. Ve de korkuya karşı, şeye karşı güçlülermiş. Aynen, korkuya karşı tamamen güçlülermiş. Bu da 1 dakika boyunca etrafındaki bütün hero'lar ve müttefik birimden %300 fazladan tecrübe kazanıyorlarmış. Ve de element ve büyü hasarına karşı dayanıklı hale geliyorlarmış. Bu ne abi? We shall have the last word. Son defa bunlara da basalım. Run diyordun, şu skill'i tekrar yapalım. Mordor'u hatıralara al, bakar mısınız? Yani buradan anladığım kadarıyla Thranduil'ın Mordor'da yaşadıkları o kadar kötü şeyler ki, hatıraları o kadar kötü bir hal alıyor ki, hem millet korkup kaçmaya başlıyor hem de kaçmayanların Thranduil'ın hatıraları böyle hemen sonrasında çıkması. Legolas'ı da kılıp şakalına geçtiler. Bizi çağırsın. Şu kardeşimiz buraya gelsin. Thranduil gerçekten büyük bir güç arkadaşlar. Değiyor insanı sağdan kaybolmuşlar. Tüm skilleri okuduk. Tüm her şeyi gösterdik. Run then. This is your end. You have picked up the this forest ring. Shall be whole again. She's dead. They dare challenge our might. Bütün hero'larımız düşüyor şu an. Çünkü çok fazla kule asırı alıyorlar. There will be feastings to the hazard of death. Bu neydi? You cannot win. Other lands are not my concern. In time, all foul things quite dry, sweet trespasses to arms. The enemy shall tremble in our presence. In which king the elephants has excellent taste in wine? Oh, how many do we have left? Cease fire. Ve bitti mi sanırım. Burayı indirince, şumancı noktası sıkınca. Uff, yoruldum ha. Evet arkadaşlar. 1 saat 19 dakika mı? Çok daha uzun geldi ya. Mirkwood böyle. Woodland Realm yeni gelen 6.0'da Age of the Ring'de. Yapay zeka gayet iyi. Çok beğendim. En arat kadar iyi. Gayet güzel. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız abone olabilirsiniz. Sürekli bu tarz videolar atıyorum ben. Abonelik kısmında sürekli Middle Earth ile alakalı gönderiler, videolar görürsünüz. Bugünlük bu kadar. Erebor'un videosunu da yarın çekeceğim. Ne zaman atarım bilmiyorum. Ya da yarın çekebilir miyim bilmiyorum ama çekerim muhtemelen. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.